Merhabalar. Bu dersimizde Express Tools'daki Blocks paneline devam ediyoruz arkadaşlar. Blocks panelinin altında Copy Nested Objects, Extend to next Nested Objects ve Trim to Nested Objects isminde 3 tane komut var. Bu 3 komutu işleyeceğiz. Öncelikle Nested Object nedir? Bunu konuşalım. Nested Object, bloğun içindeki objelere, parçalara yani ayrı objelere verilen isimlerdir aslında. Yani herhangi bir bloğunuz var ve içinde bir tabi blok dediğimiz şey birden fazla parçada oluşuyor. Bu parçaların her birine birer nested object deniyor. Denemek için bir blok çağıralım önce ekranımıza. Bunun için dc enter diyerek design center'a giriyorum. Sol tarafta sizinle paylaştığımız örnek gerekli dosyalar klasörüne gitmenizi rica ediyorum. Ve burada pencere1.dvg isimli dosyayı bulmanızı rica ediyorum. Yani Gerekli dosyaların içinde 3 numaralı dersin içinde bulacağınız pencere bir dosyası. Bu dosyayı sürükleyerek ekranıma bıraktım. Objemi seçiyorum. Şu noktadan tutarak 0'a 0 noktasına yerleşmek istiyorum. Bunun için dn'yi şimdi kapattım ve 0.0 enter diyerek tam olarak orijin noktasına yerleştirdim. Sonrasında tekrar dynamic input'u açıyorum. Mouse'umun topuna çift tıkladım. Yani tekerleğine çift tıkladım ve zoom extents yaparak objeyi ekranıma sığdırdım. Şimdi Copy Nested Objects dediği yani Nested object tabirini bir daha hatırlayalım. Bakın bloğun içindeki her ayrı parçaya Nested Object diyorduk. Yani şuradaki çizgi ayrı bir Nested Object. Buradaki dikdörtgen ayrı bir Nested Object gibi. Buradaki bütün objeler ayrı e, aslında objeler. Fakat seçtiğimde hepsini birden seçiyorum. E, dolayısıyla eğer buradaki komutları kullanırsam ayrı ayrı bütün objelere ulaşabiliyorum. Kopyalamak için, trimlemek için veya extend etmek için. Copy Nested Objects'i seçerek bakın. Mesela şu içerideki şu kenarı, bu kenarı, bu dikdörtgeni ve bu dikdörtgeni seçtim. Onayladım. Herhangi bir noktaya tıklayarak mouse'umu yukarı doğru çektim ve 20 birim yukarı kopyaladım. Gördüğünüz gibi bakın yeni kopyaladığım objeler ayrı objeler olarak geldi. Fakat o eski bloğum hala bir blok olarak duruyor. Yani patlatma zorunda kalmadım bunu işlemi yapmak için. Bloğum hala duruyorken burada kendim istediğim parçaları ayrıca çıkarabildim ortaya. Ve de kopyaladım. E explode etmekle de yapılabilir tabii ki ama explode etmenin bir dezavantajı attributeları yani etiketleri de patlatıyoruz bloğun içindeki. Dolayısıyla bunu yaparsak hiçbir şeyine bloğun okumadan sadece belirli parçaları Kopyalayabiliyoruz Kopyaladığım parçaları sileyim. Trim ve extend ise arkadaşlar bakın mesela herhangi bir line çizdim burada. Şöyle bir tane de ya da şimdilik bu line'ı kullanalım sadece. Blocks'un içinde Trim to Nested Objects seçeneğini seçiyorum. Bakın kesme kenarı olarak benden nested objeleri yani bloğun içindeki objeleri istiyor. Diyelim ki bu kenarı bakın bu dikdörtgeni trim kenarı olarak seçtim. Onayladım ve içerideki kısmı trimliyorum. Gördüğünüz gibi sadece bakın dikdörtgeni kullanarak trimi yapabiliyorum. Eğer bu şekilde kullanmasaydık Ctrl Z diyelim. Trim komutuna girdikten sonra direkt Enter deseydik. Objeyi bakın sadece... eee bütün çizgileri kabul ederek trimleyebiliyordum. Yani bütün sadece dikdörtgeni al diyemiyordum. Yani aradan herhangi bir ayrı parçayı seçemiyorum. Ki zaten copy'deki durum da buydu farkındaysanız. Bütün bloğa uygulayabiliyorum kopyayı halbuki normal şartlarda. Ama aradan istediğim parçaları seçebilmek istiyorsam nested object seçeneklerini kullanabiliyorum. Aynı şekilde yine bakın bir tane line daha çizelim bloğumuzun içine. Diyelim ki bu kenara kadar bu line'ı çizgiyi uzatmak istiyoruz. Yani extend etmek istiyoruz. Extend to nested objects seçeneğini seçtim. Yine bakın dışarıdaki dikdörtgenimi seçtim. Onayladım ve çizgiye tıkladım. Gördüğünüz gibi çizgi o dikdörtgene kadar uzadı. Alternatif olarak yine bir line çizdiğimde bakın. Eğer extend enter enter dersem bakın önce ilk kenara sonra ikinci kenara kadar uzatabiliyordum. Bu da gördüğünüz gibi bloğun içindeki ayrı objeleri seçebilmek için güzel bir kısa yol. Evet bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.